28 Şubat 1997'de adına postmodern dedikleri darbe sürecini böyle başlattılar. Çünkü kendileri gibi olmayan dindar bir kesim siyasette yükseldi. Belediyeleri ve iktidarı kazandı ve başarılı da oldu. Enflasyonu düşürdü, emekliye zam yaptı, kamuda israfı kesti. Belediyeler müthiş işler yapmaya başladı. E tabi hükümete giren paranın vatandaşın cebine girmesini hazmedemediler. Ve tek iyi bildikleri iş olan algı operasyonlarını başlattılar. O dönemde medyaya tam 428 milyon dolar para akıtıldı. Medyada İrtica geliyor diye millete korku pompaladı. İşi ülkeyi korumak olan askerler kavga etmeye başladı. 28 Şubat'ta da resmen darbenin adını koydular. Özellikle başörtüsüyle okumak isteyen öğrencileri linç ettiler. İmam Hatip ve üniversite öğrencilerine okul kapılarını birer birer kapattılar. Başörtülü öğrenciler terörist muamelesi gördü ve okulların bahçesine dahi alınmadı. Binlercesine tazikli su ve coplarla müdahale edildi. İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu ve yardımcısı Nur Serter, hani şimdi CHP'de milletvekili olan, İkna odaları kurdu. Kız öğrencilere, okullara başörtülü girmeyeceklerine dair zorla taahhütname imzalatıldı. Ve fakat tabii sonunda kurulan hükümet de dağıtıldı. Postmodern darbenin Türkiye'ye maliyeti ise toplam 381 milyar dolar oldu. Darbe sürecinde 6 milyon insan fişlendi. Sadece şiir okudu diye reisi hapse attılar. Manşetlere de siyasi hayatı bitti, artık muhtar bile olamaz diye verdiler. Yalnız o muhtar bile olamaz dediğiniz adam şimdi bu ülkenin cumhurbaşkanı. Üstelik eşi de başörtülü. Hani bir zamanlar askeri hastaneye almadığınız. Şimdi bugün kalkmışsınız, o günlerde kopardığınız yaygaranın aynısını bir kere daha koparmaya çalışıyorsunuz. O gün de şeriat gelecek, ülke İran'a dönecek diyordunuz. Bugün yine aynı şeyi söylemeye başladınız. Daha geçen gün büyük 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 yazarınız, edebiyat dehanız bir hanımefendi çıkmış. Bana kara çarşaf bile giydirseler bu ülkeden gitmem diyor. Allah aşkına Ayşe Kulin'e kara çarşaf giy diyen her kimse ortaya çıksın. Ama boşuna uğraşıyorsunuz. Bu ülke size bir 28 Şubat'ı daha yaşattırmaz.